Herkese merhaba. Yepyeni bir hazır sistem inceleme videosuyla beraberiz. Bakalım bu hafta neler değişmiş, fiyatlar ne durumda? Hemen başlayalım. GT 1030'lu sistemlerden. GT 1030 ve 10100F kombinli bir kasa. 5700 liraya bir tane, 6850 liraya bir tane mevcut arkadaşlar. Aralarındaki fiyat farkı 1150 lira olduğu için bir parçalarına göz atmak istedim. Bakalım hangisinin parçası daha iyi. Klasik işlemcimiz, anakartımız H510 Pro MSI, RAM'imiz Pacer, RAM markası pek önemli değil. PNE GT 1030 ekran kartımız mevcut. Hemen Tabilon'daki sisteme bakalım. Tabilon'daki sistemde MSI 1030 ekran kartı mevcut. Bakacak olursak fanı bile yok zaten. Aynı zaten bir GT 1030'dan çok fazla bir şey bekleyemezsin. Aynen küçük bir fan takmışlar buna da. Rekabetçiler için uygun bir kasa. 5700 lira almanızı öneririm arkadaşlar. Tabilon'daki gereksiz pahalı. Tam 1150 liralık fark oluşmamalıydı. 1030'lu sistemimizi direkt ince hesaptan seçmiş bulunduk. Şimdi elimizde bir tane RX 560'lı bir sistem var. RX 560 hemen altındaki 6500 XT'den tabii ki çok daha güçsüz bir kart ve rakibini bulamadık. Rakibi yok. O yüzden bu da burada kalmış olsun. 10105F ile RX 560 seçeneği de yan yana kalabilir. 6500 XT ve 1650 kartlara gelecek olursak şu kadar bilgisayar var elimizde. Bunların en iyi işlemcileri 12100F. En yüksek konulan işlemci 12100F olarak görüyorum şu anda. Şimdi şu en alttan başlayacak olursak iki tane seçeneğimiz var. 6500 XT ikisi de 16 GB'a yaklaşık 500 GB SSD'leri var. 10.250 lira, 10.400 lira. Synergy'dekini eleyebilir miyiz? Eleyebiliriz. Şimdi 50 lira fark olan sisteme bakalım. İkisi de aynı. Yalnız bir tanesinin 480 GB SSD'si var. O yüzden Technobiotic'teki de elenmiş oluyor. Yine 50 liralık fark olan bir sistem var. 1650 ile karşılaştırılmış. İşlemciler aynı, ekran kartları farklı. Arada 50 lira fark var. 6500 XT hem yeni olacağından hem de 1650'nin üstünde bir performans sergileyeceğinden dolayı. Bunu da silebiliriz arkadaşlar. Çok bir fark olmadığı sürece 1650'ler silinecek zaten. 8800 liraya burada 1650 bir sistemimiz var. İşlemcisi 12100F olduğundan dolayı kalabilir bu. İki tane 10105F'li ve 1650 sistemimiz var. Bir tanesinin RAM'i 16 GB. Gaming.tr'dekini de silmiş olduk. Çünkü 16 GB RAM yaparsanız buradakini 9800'de sıçrayacak zaten. Şimdi 8500 ve 9500 bandında ikişer tane PC var. 10100F'li 6500 XT'ye almanız, 12100F ve 1650'ye göre konuşuyorum. Rekabetçilerde FPS'iniz birazcık daha düşük olabilir 12100F'e göre. Ama yüksek grafikli oyunlarda 1650'den çok daha iyi performans sergileceği için 6500 XT yüksek grafikli oyunlarda öne geçmiş olacak. Battle Royale'de ise GTX 1650 sistem öne geçmiş olacak. İşlemcisi ve ekran kartı çok daha stabilize bir kombin. FPS dropları yaşamamanız adına 16 GB yapabilirsiniz. Rekabetçiyi ve Battle Royale'i önemseyen arkadaşlar 8800 liralık bu sistemi alabilirler. Yüksek grafikliği önemseyen arkadaşlar 8500 liralık bu sistemi alabilirler. Böyle bir bilgilendirmede bulunayım. Yine alttaki de 10105F ile 1650'yi birleştirdiği için bunu sileceğiz. Çünkü üstte 12100F ile 1650 bir sistem var. Üstteki sistemin aynısı da burada olduğu için 480 GB'lık modeli var. Ama arada 900 liralık fark var. 900 liralık farka değmeyecek bir fiyat. O yüzden bunu da elemiş olduk. 12100F'li ve 6500 XT'li bir sistem var. Bu sistem kalabilir. Evet, bu sistem biraz daha Battle Royale'de ve rekabetçide bu ikisine nazaran hem şimdi bu bilgisayarda bu ikisinin zaten en iyi kombini. Örneğin bunda 10100F var, 6500 XT var, bunda 12100F var, 1650 var. Bunda da hem işlemci hem ekran kartı iyi. Bu sistemi de ayrıyeten alabilirsiniz ama aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurun derim. RTX 2060 rakibi bir kartla 10100F işlemci birleştirilmiş. Rekabetçilerde 10100F'in verdiği kadar alabilirsiniz zaten ama Battle Royale için bunu önermiyorum. Yüksek grafikliler için de problem olmaz. Battle Royale oyunu oynayacaklar. Kesinlikle bu sisteme bulaşmasın. 10.700 liralık bu sisteme bulaşılmaz. RX 550 bir sistem var. Rezalet bir fiyat. Kesinlikle silinmeli. 10.700 liraya RX 550 bir sistem olmamalı. Şimdi şu RTX 3050 sistemlere bakalım. Yanında bir tane de 1660 süperli bir sistem var. Performanslar zaten hemen hemen birbirine yakın ama RTX özellikle bir ekran kartı olduğundan dolayı RTX 3050'ye yönlendirmek çok daha mantıklı hale gelecektir. 11400F maksimum işlemcimiz burada. 11400F mevcut. RTX 3050 mevcut. 16 GB, 500 GB. Game Garage'daki zaten şu anda gayet uygun fiyatlı arkadaşlar. 11600 liraya çok
güzel fiyatlı bir bilgisayar. Aynı işlemciyle 1660 süper kullanılmış 8 GB RAM, 480 GB SSD var. Kesinlikle üstteki varken bunu almayın. Zaten 10.105F var. 12.750 liraya verilmiş. 12.100F'li, 13.400 lira, bunların hepsi çöp arkadaşlar. Yani fiyatına göre konuşuyorum. Yani burada 11. nesil 6 çekirdekli bir işlemci varken burada 4 çekirdekli 12. nesil almanıza gerek yok. Çok fazla fark etmiyor zaten. Yani 12.100F belki oyun performanslarında birazcık daha yüksek FPS verebilir ama çekirdek olarak 11.400F çok daha ucuza varken 2000 liralık farka rağmen 12.100F alınmaz arkadaşlar. Üsttekileri zaten konuşmayacağım bile. Bunların hepsi silinmesi gereken bilgisayarlar. 11.400F olan ve RTX 3050 olan bilgisayar kaldı 11.600 liraya Game Garage'da. Şimdi bu da ayrıyeten bir Battle Royale oyunları için süper bir bilgisayar. Edit için ve yayın için süper bir bilgisayar. Ryzen 7 5700X, yani şimdi GTX 1650 bunun yanında çerez kalır. Örneğin bir Ryzen 7 5700X'in yanında bir RTX 3050 olsaydı çok daha mükemmel bir kombin olabilirdi. Ama yine de 1650'de de gidebilir. 13.800 lira verilir mi? Orası size kalmış. Ama Battle Royale için, işte çizim için, edit için, yayın için gayet uyumlu bir bilgisayar arkadaşlar. RX 6600, RTX 2060, RTX 3051 sistemimiz daha var. Burada 14.100 lira. Şimdi 11.400F varken Ryzen 5 5600 olmaz ya. Silelim bunu da. Yani o kadar fiyata olmaz. Normalde güzel bir kombin. Şimdi şu şekilde bir bakalım. RX 6600, 3060 la rakip bir kart. Bak ben bunları karıştırıyorum ya. Burayı belki 2060 demiş olabilirim. Kusura bakmayın. RX 6600, 3060 rakip bir kart. 14.000 liraya satılmış. Hemen altında Ryzen 3 3300X. 11.400F'i tercih edebilirsiniz Ryzen 3 3300X'e göre. Ki RX 6600'de 2060'tan çok daha performanslı bir kart olacağı için İtopya'daki sistem otomatikman gitmiş oluyor zaten. 6600 XT'li ve 10.400F'li bir sistemimiz var ince hesap. Yukarıya göre işlemci bir tık düşürülmüş, ekran kartı bir tık arttırılmış. Fiyat da hemen hemen birbirine yakın, 300 liralık bir fiyat farkı var. Şimdi yüksek grafiklileri daha çok oynayanlar 6600 XT'de yüksek FPS alabilecekler. Buradaki sisteme nazaran konuşuyorum. Ama buradaki sistem Battle Royale için ve rekabetçiler için daha da dengeli bir sistem olacaktır. Yüksek grafikler için biraz daha düşük FPS alabilirsiniz. Ama buradaki sistem çok daha dengeli olacaktır arkadaşlar. Yani tek bir seçeneği olanlar alttakini alabilirler. Diğer 3 seçeneği göz önünde bulundurmak isteyenler üsttekini alabilirler. Şimdi 3060, 11.400F, 15.400 lira. Ryzen 5 5600X, RX 6600, 16.000 lira. Ryzen 5 5600X'i kullanmak çok daha iyi olabilir. Ryzen 5 5600 olsaydı yok diyecektim ama 5600X çok daha güzel performans veriyor 6600 ile beraber. Hem overclock yapabiliyorsunuz. Zaten 3060 rakibi bir kart olduğu için buradaki boşa düşmüş oluyor. 2060'lı bir sistem 16.000 liraya satılmakta olmaz. Buradaki de olmaz. 12.400F ile birlikte 16.200 liraya satılıyor. Bu ikisi olmaz arkadaşlar. 2060'lı bir sistem 16.000 lira bandında olmamalı. RTX 3060'lı ve 12.400F'li bir sistemimiz var. Bu da Ryzen 5 5600X'li ve RX 6600 ekran kartlı sisteme rakip bir sistem. 12.400F ve RTX 3060 16.700 liraya daha mantıklı duruyor. Hemen hemen birbirlerini eşitliyorlar. Neredeyse birbirlerine eşit bir performans alabileceğiniz sistemlerdir arkadaşlar. Birbirlerine çok yakın parçalar. 10.700K ve RX 6600. Bunu da Battle Royale'ler için önerebilirim. 10.700K gayet güzel iş çıkarıyor oyun performanslarında. Hemen bir şeyine bakalım. Anakartına bakalım. Tebilon. Teknobiyotik. Evet, Teknobiyotik'teki anakarta bakalım. B560 anakartımız var. Evet, bu da burada oyun tasarım bilgisayarı olarak geçiyor. 17.200 lira. Dediğim gibi Battle Royale'lerde çok güzel iş çıkarabilir. Editlerde, yayınlarda, tasarımlarda, işte ne diyelim onlara, çizim tarz işlemci gerektiren, işlemcinin yüksek olmasını gerektiren şeylerde bir adım daha öndesiniz. Şimdi RTX 3050 bir sistem 17.000 lira bandında olmamalı zaten, bunu da sildik. RX 6600'lü sistemlere devam ediyoruz. 11.400'lü RX 6600'lü, hemen üstte 10.700K'lı bir sistemimiz varken, overclock'a müsait bir işlemci varken buna 17.900 vermek olmaz. RTX 3060 var. 11.400F var. Hemen üstte 12.400F'li serisi 16.700 lira zaten. 18.000 liraya gerek yok. 5600X ve RTX 3060 var. 18.500 lira. Şimdi 3060'a denk bir ekran kartıyla birlikte Ryzen 5 5600X işlemci 16.000 liraya alınabilirken 2.500 lira farkla RTX 3060 almak olmaz. Yine 3060 ve 11.400F, 18.600 lira, bu da olmaz.
Ryzen 5 5600, RTX 3070, 19900 TL olabilir. 3070'ten bahsediyoruz. Ryzen 5 5600G, RTX 3060, 19300 lira. Hemen üstte zaten Ryzen 5 5600 ve 3070, 19900 lira satılıyor. Buradaki de siliniyor zaten. Hemen altında 3060 Ti'li bir sistem var, aynı sistem. 3070 varken onu da silebiliriz. 3060'lı bir sistem yine 12400 F ile beraber. Zaten burada 16700 lira Tebilon'da aynı sistem var. 2000 lira, 2500 lira fazla vermeye gerek yok arkadaşlar. Evet, incelememiz bu şekildeydi. Herhangi bir sorunuz olursa saygı sınırlarını aşmadan yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilerseniz Discord'a gelebilirsiniz. Açıklama kısmındaki Discord linki mevcut. Yaklaşık 250 kişilik bir Discord sunucumuz var arkadaşlar. Sorularınız orada da yanıtlanacaktır. Benle iletişime geçerek sorularınızı sorabilirsiniz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.